Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Düzce Gümüşova Çatalbaş Ağbayisi'ndeyiz yine. 27 Ağustos 2024. Sizlerin tercihleri videomuzda arkadaşlar. Güzel İtel Baba Bütüfek'le başlayacağız inşallah. İnşallah. Browning Auto 5. Auto değil. Browning A5 Limited Edition 135. yıl. Pardon, Auto 5'ler üretilmiyor artık. Auto 5'ler 1968'de. Evet, hareketli namlular artık yok, yok herhalde değil evet, mi? Evet, hareketli namlular yok. Evet, A5 serisi 135. yıl değil evet, mi? Evet, şurada yazıyor zaten. 135. yıl anısına 2000 adetten bir tanesi. Limited Edition diye geçiyor bu seri. Evet arkadaşlar, sizlerin tercihlerini göstereceğiz. Buradan selam söyleyeceğiz tüfek sahiplerine ve tüfeklerin satış fiyatlarını belirteceğiz arkadaşlar. Şu güzel Auto 5'ten daha önce bir tane göndermiştin. Evet, Auto 5 4 tane sattık. 4 tane mi? Evet. Evet. Değişik illere arkadaşlar. Bu arada kargo mevcut, bilginiz olsun. Telefonla da bayiye gelmeden satın alma kağıdı çıkanlar, hazır olanlar sipariş verebilirler. Evet. Videonun sonuna iletişim numarasını ve web sitesini, adresini koyuyoruz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Evet, şu gerçekten hafif bir tüfek. Bu tüfeği bayağı bir aradık. Evet. 66 namlu. Türkiye'de sayılı sayıda bunlar. Sınırlı adet sınırlı geldi. Sınırlı sayıda evet. Temin etmekte güçlük çekiliyor şu anda evet. Bu tüfek bildiğim kadarıyla. Gazlı sistem miydi bu, hatırlayamadım. Daha önce incelemiştik ama şöyle bir bakayım. Kinetik sistem 66 namlu arkadaşlar. Bence de doğru tercih yapmış. 61 ya da 66 alırdım ben olsaydım. 61 yok zaten bunların. Evet. 66, 71, 76 namlu seçenekleri var. 135. yıl anısına üretilen bir tüfek. Browning'in de kendi resmi var üzerinde. Markanın sahibinin. Şöyle kamerada ben sizlere arkadaşlar üzerindeki figürleri göstermek istiyorum. Kasası mükemmel bir tüfek gerçekten. Bu tarafta yine arkadaşlar bu şekilde üzerinde 135. yıl olduğunu belirtmişler. Nişan hattı müthiş arkadaşlar tüfeğin gerçekten. Müthiş bir nişan hattı var. Çok güzel hedefe geliyor tüfeğimiz. Harika. Buradan Ahmet hocama hayırlı uğurlu olsun. Ankara mı? Antalya. Ahmet Ciğer Antalya. Hayırlı uğurlu olsun abi. Ne kadara gitti bu tüfek? 136.500 lira. 136.500 lira arkadaşlar. Evet. Tüfeğin şu an için devamı yok ama ay sonunda gelecek. Muhtemelen bu video yayınlandığı zaman gelmiş olur. Kaşık sistemi de çok farklı. Şu evet. Bir mandalı unutmuşum bak. Evet. Kaşık sistemi evet. Biraz daha farklı. Aşağıya fişek düşürmek için. Altı göstermeyi unuttum arkadaşlar size. Bakın buradan fişeğe hazneyi düşürebiliyorsunuz. Kaşık sistemi de bu şekilde. Kendine has arkadaşlar. Bu ithal tüfeklerin, bu meşhur Browning, altın tetik. Bu markaların Frankie olsun vesaire olsun kendine özgü sistemleri var gerçekten. Tüfekler kaliteli, güzel tüfekler. Buradan... Bu arada Ahmet abimizin satın alması çıkmıştı. Bu akşam nasip olursa faturayı keseceğiz. Yarın sabah da tüfeğini kargoya vereceğiz. Evet. Sırf çekim için herhalde tüfeği evet. İki gün rica ettim. Beklettim evet, değil mi? Evet, beklettik. Kendisi de söyledi zaten. Bir selam gönderirsin diye. Buradan kendisine selam olsun. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Güle güle kullan. Evet. Güzel bir tercih, güzel bir ürün seçtin. Ömürlük. Evet. Ömürlük. Evladiyelik. Diğer tüfeklerimize geçelim. Şunu olarak. Ben kaldırayım. Evet, kaldır. Çizilmesin vesaire olmasın. Dikkat ediyoruz. Gerçi burada tanıtımlarını da yaparken tüfeklerin arkadaşlar. Hiç kolleri açmayalım. Evet. Murat Sarı Bey'e hayırlı olsun Antalya'da. İki tane tercih. Atağımız mı bu? Atağımız CL Modern Gold 3. Arkadaşlar. Tüfeği biliyorsunuz zaten. Bayi'de sıkça tanıttık. Gerçekten çok güzel, çok şık bir tüfek. 4+1 CE'ler. 5+1. Pardon. CE'ler 5+1. Gazlı sistem. Yine bu da 66 zannedersem. 66 namlu. Mobil şoklu. Mobil şoklu. Evet. 3 numara dipçi var. İşlemesi modern işleme. Gold 3 dedikleri de bu dipçi 3 numara olması. Ağaç numarası arkadaşlar. Dipçik kalitesi. Şöyle tüfeğimizi sizlere yakından tekrardan göstermek istiyorum. Antalya'dan Murat Sarı abimize de hayırlı olsun. Evet, tüfeğin kasası gerçekten çok güzel. Altı, üstü vesairesi. Orijinal. Evet. Dipçik ağacı da cevizi de bu şekilde arkadaşlar. Tüfeğin. Evet. 3 numara ceviz. İkinci tercih ettiği tüfek de sırf atış için. Canon Levy'li.
Şimdi bir daha kutularını açmamak için tezgahtakini çıkarttım. Biri burada, diğeri de burada satın alma kodunu bekliyor. Satın alma kodu çıktıktan sonra faturalarını kesip kargoyla göndereceğiz. Evet, burada olursa. Antalya'ya çok selam olsun. Kendisine de hayırlı uğurlu olsun. 8+1 miydi Kaan Amstar? 7+1. 7+1. Aynen. Evet. 7+1. 36 kalibre levyeli arkadaşlar. Kaan Amstar. Vallahi yağ gibi çalışıyor. Evet. Hiçbir herhangi bir sıkıntı yok mekanizmasında. Evet. Gerçekten. Levyeli tüfekler şöyle yakından gösterebildiğim ölçüde göstereyim. Evet. Gerçekten çok güzel tüfekler. Hobi amaçlı atıcılık için mükemmel, çok güzel kurşun atışları oluyor arkadaşlar bu tüfeklerin. Kaldırabiliriz Ramazan rafa. Fiyatlarını öğrenelim yalnız. Tabii. Verilmeden önce. 18 bin lira Kaan Amstar siyah modeli, evet. 36 kalibre, 27 bin lira da Ata CE Modern Gold 3'ün modeli fiyatı. 27 bin mi? 27 bin lira bunun fiyatı. Yalnız bunu yine bırakalım buraya. Evet. Çünkü... iki tane mi var? Tabii. Aykut Nural Antalya. Öyle mi? Evet. Aynı günler denk geldi bunların hepsi. Evet. Yine Antalya değil mi? Tabii. Antalya'dan bayağı bir... 4 tüfek aynı günde gitti Antalya'ya. Antalya'ya. Evet. Sanki sözleşmişler gibi. Aynen. Evet. Hayırlı uğurlu olsun gerçekten 27 bin liraya. Arkadaşlar bu tüfeğin ben hatırlıyorum yılbaşındaki fiyatı 16 bin civarındaydı, öyle değil mi Ramazan? Yok, 19 bin civarındaydı. Öyle mi? Yılbaşında. O zaman yılbaşından önce, zam geçişinden önce hemen. Bir ara yani kampanyadaydı. Bir sene evet kampanyaydı, evet. Bir sene olmadı 16 bindi görüyorsunuz arkadaşlar. 27 bin yani fiyatlar sürekli artıyor, yükseliyor. Almaya niyeti olan arkadaşlar bayağı bir zamandan beri de 3 aydan beri de fiyat artışı yok firmalarda yaklaşık. Evet şimdi sezon açıldığı yani, için fişek fiyatlarında da tüfek fiyatlarında değişiklikler olacak. Olacak. O yüzden evet. Düşünen arkadaşlar varsa fiyatlar artıyor şimdi durmuyor yerinde. Maalesef biz de istemiyoruz fiyatların artmasını ama maalesef artıyor. O açıdan almayı düşünen arkadaşlar ne kadar erken alırlarsa... Örnek verdim deminki işte örneği. O kadar kendileri için avantaj sağlamış olacaklardır mutlaka. Benim görüşüm bu arkadaşlar. Aykut hocam benim de beğendiğim çok güzel çalışan şıkır şıkır harika bir tüfek. Hayırlı uğurlu olsun sizlere. Kazasız belasız avlar diliyoruz. Evet. Atayla işimiz şu anlık bitti. Evet. Bunlar herhalde yarın gidecek muhtemelen. Ya da bu akşam mı gidecek? Bu akşamdan faturayı keseceğiz. Yarın sabah kargoya vereceğiz. Mehmet Arslan Erzurum. Arsan Penama Carbo. Penama Carbo siyah. Evet, sentetik modeli. Evet, sentetik modeli Penama Carbo. Erzurum'da görev yapıyor Trabzonlu hemşerim. Hayırlı uğurlu olsun buradan. Hayırlı uğurlu olsun Erzurum'a ve Trabzon'a buradan selamlar. Mehmet hocam kazasız belasız güzel avlarda kullanın. Tüfeğini gösterelim. Vitrinde yok herhalde. Vitrinde yok. Açalım bunu Ramazan. Çünkü vitrinde olanlardan açıyoruz. Bu vitrinde madem yok. Bunu açalım. Böyle bir plastik kutla geliyor. İçinde kullanım kılavuzları, garanti belgesi. Yeşil çoraba arkadaşlar giydirilmiş. Ver bunu ben tutayım. Arkadaşlar namluyu takarken biraz nazik şekilde takarsanız namluyu kaydırmadan özellikle tüfeği çizmemiş olursunuz. Bilginiz olsun. Namluyu kaydırırsanız tüfeğin üst kasasına, üst kasaya çizme durumunuz olabilir. Bu açıdan takarken biraz dikkatli takın. Onun dışında korkulacak bir durum yok. Evet, Penama Carbo. Arkadaşlar, mat bir namlusu var. Yine mat bir sentetik dipçik ve kumdağı mevcut. Ketoflu, gazlı. Fiyat performans ürünü değil mi şey? Evet, fiyat performans ürünü. Şöyle şunu düşünelim. Evet. Arsan'da bu modellerde fişek çağırma sorunu yok. Alttan fişeği yüklüyorsunuz. Mekanizmayı çektiğiniz zaman direkt fişeği alıyor ağzına. Evet. Bunun yani fiyat... alttan fişek çağırma muhabbeti yok. Bunun fiyatı ne Ramazan? 17.500 lira abi. Penama Carbo 66 şeritli. Arkadaşlar simsiyah bir tüfek. Gördüğünüz gibi Penama severlere, Penama fanatiklerine birçok avcının da kullandığı, aktif olarak kullandığı. Mehmet kardeşime de hayırlı uğurlu olsun. Evet sökelim hemen. Kutusuna koyalım. Sökelim. Ortalıkta beklemesin. Bu arada da yine izleyicilerimiz tüfeğin takımını, sökümünü görmüş olurlar. Evet. Bir dakika. Abi. Çek biraz. Yok yok çekme gerek yok. Ver. Biraz gaz sistem olduğu için bunlar sıfıra sıfır oturuyor. Evet. Kırma kolunu bir kere çekip bıraktığınız zaman direkt sökerken zamanla arkadaşlar sökük taktikçe zaten yerini bulacak. Tüfekler
Birçok tüfek bu şekilde, evet. Ata C.Y. Slaknamlu, Arif Göret İstanbul'dan, hayırlı uğurlu olsun. Arif hocam hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız iyi günlerde kullanın inşallah. Bu tüfeği biz ayıralı belki de 6 aydan fazla oldu. Nasıl oldu? Depoda ayırdık, ismini yazdık. Satın alması yapamadı yani, satın alma evraklarını yapamadı. Beklettik, şimdi yapmış evraklarını, bugün yarın satın alma evrağı çıkacak. Arkadaşlar bu arada satın alma evrağınız, belgeniz çıktığı zaman alma süreniz 6 aydır, 6 ay geçerlidir. 6 ay içerisinde istediğiniz, dilediğiniz tüfeği satın almasını çıkarırken belirttiğiniz miktarda, hangi miktardaysa o miktarda alabilirsiniz. Evet. Haricinde de arkadaşlar tüfeğinizin faturasını kestirdiğiniz zaman bayiye, tamam benim satın alma belgem çıktı, kodu bu, faturamı kesin dediğiniz zaman tüfeğinizi arkadaşlar 1 ay içerisinde emniyete işletmeniz gerekiyor. Eğer bir ay içerisinde emniyete işletmezseniz faturası kesilen tüfeğinizi, vergi dairesinden cezai işleme tabi tutuluyorsunuz. Yaklaşık 6000 lira gibi bir cezai işlemi var. Bir ay geçtiği sürede hani olur bazı sebeplerden dolayı tüfeği almak istemezsiniz. Hemen beklesin abi. Ben hani faturamı kes, bayide dursun. Veya gidersiniz unutursunuz. Bayinin vermiş olduğu evraklar evde durur. Tüfek evde durur. Unutursunuz. 30 gün geçtiği gün cezai işleme tabisiniz ve yani bu yasal bir sürece giriyor, sizi sıkıntıya sokar, bilginiz olsun arkadaşlar. İhmal etmeyin kesinlikle. Bu konuya değindin, çok iyi oldu abi. Çünkü bu konuyla alakalı kışın bir sorun yaşamıştık bir arkadaşımızdan. Bunu da gösterelim. Evet. Ataşehir'e sılak arkadaşlar. Ahşap sılak. Ahşap sılak. Evet. Ver Ramazan bana. Cümleler güzel. Gitti diğer 20. yıllar. Öyle değil mi? Evet. Atanın C.Y. serisi gayet güzel koşuyor, tutuluyor. Çok yakışıklı tutak ya. Evet. Slak namlu arkadaşlar. Orijinal slak namlu. Mobil şoku yok orijinal slak namlu olmasından dolayı. Tüfeğimiz şu şekilde. Gerçekten çok güzel. Tam domuz avcılarının tüfeği arkadaşlar. Gez ve arpacığı da müthiş. Nokta atışı yapabilmeniz için çok ideal yapmışlar gerçekten. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Tüfeğin gezini ve arpacığını. Arkadaşlar nişan attı, müthiş tüfeğin. Tüfeğin nişan attı gerçekten çok güzel. Tam bir av tüfeği arkadaşlar. Domuz avı için 4+1. Nedir Ramazan bunun fiyatı? 22.000 TL. 22.000 TL. Ahşap evet. Slak namlu C.Y. Atanın. Arkadaşlar alan arkadaşlar hiç gözü kapalı ava gidebilirler. Atanın hiçbir modelinde sorun yaşamadık bugüne kadar. Önünün arkasını düşünmeden gayet rahat bir şekilde özellikle tek kurşun atmak için avda çok güzel ideal bir tüfek. Evet. Hatta bundan benim kayınçom da aldı Bülent. Evet Bülent de aldı. 22.000 lira arkadaşlar tüfeğin fiyatı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun İstanbul'a değil mi? İstanbul'a. Arkadaşlar bakın şu tüfek yeni olduğu için namlu gövdeye girerken biraz sıkışabilir. Bu normaldir. Bir arkadaş yazmış. Gayet normal yani. Sıkı sıkıya oturması lazım zaten. Arif hocam tekrardan hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde, kazasız belasız günlerde kullanmanız nasip etsin Allah. Arif Gölet hayırlı uğurlu olsun abi. İsmail Artan Kocaeli. Bu abimiz bizzat gelecek, bizden teslim alacak ürününü. Derya yazıyor üzerinde. Evet. Evet arkadaşlar. Tüfek böyle güzel bir çantada geliyor. Nubuk çantada. Sağlam gayet. Valiz gibi. Şöyle açalım. Hangi modelini almış? Evet. Derya'nın en pahalı modelini almış. Zaten bu tüfeği tanıtmıştık. Derya modellerini tanıtırken. Tüfekle ilgili ayrıntılı videosu arkadaşlar bir önceki ya da iki önceki videomda mevcut. Evet. Abi bu Derya'nın AS110M Ultimate serisi. Evet arkadaşlar full bir tüfek.
altı üstü sağa sola her yeri Pikachu'nunla dolu. Artı burada arkadaşlar şarjörün kolay girmesi için yuvaya Magwell denilen bir plastik kaplı. Ekstra muzzle bilekleri var. Muzzle şeyi var. Söküyorsunuz, namlu giydirmeyi söküyorsunuz. Şu piston ve markperi ucuna takabiliyorsunuz. Uzatma ve görünüş olarak biraz daha farklılık veriyor. Namlu giydirmesi arkadaşlar normal MK12'lerden daha kalın, daha farklı. Sanki makineli tüfek namlusu gibi yapmışlar, soğutmalı sistem gibi. Hem sağdan hem soldan kurma kolu yine. Evet, bunun tanıtımını yapmıştık zaten aramızda. Yine şurada şey var. Evet, burada dipçikte arkadaşlar. Amortisör var. Amortisör var, geri tepmeyi alan. Basıncı şahlanmayı alıyor. Ne kadardı bu der? Yani bu modellerin fiyatı 25 bin lira bu modellere, evet. Evet, deryalar 19.000'den 25.000'e kadar MK12'ler arkadaşlar fiyatları değişiyor. En pahalı modellerinden biri. Kim almıştı? İsmail Artan Kocaeli. Evet, İsmail hocama hayırlı uğurlu olsun. Komşu ilimizden almış. Kazasız belasız iyi günlerde bol zevkli atışlar diliyoruz kendisine. Hayırlı uğurlu olsun abi. Evet arkadaşlar, tanıdınız hemen. Bu tüfeğin videosunu da çekmiştik. Hudson Factor Sniper Long arkadaşlar. Türkiye'nin en uzun menzilli 6.35 havalı tüfeği, PCP tüplü. Nereye gitti bu tüfek? Atatürkoğlu Osmaniye. Hayırlı uğurlu olsun Ata abi. Ata hocam hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir havalı tüfek almışsın. Daha atış yapmadık bunu. Herkules modelleriyle atış yaptık ama evet. Bununla daha da zevkli olacağını düşünüyorum atışın. Buna çünkü kendisi özel bir dürbün temin etti. Üzerine bayağı bir uzun mesafe atış yapmak için. Yaklaşık çünkü olarak evet menzili uzun bir tüfek. Menzili uzun, regülatörlü. Ayrıyeten de 43 bin liralık bir havalı tüfek. Yani bunun performansı diğerlerine göre üst segmentte. Bununla 900 metre, 1000 metre kadar atış yapmayı düşünüyor kendisi. Ama iyi bir dürbünde en az 10 bin liradan başlıyordur. Tüfek gene 55 bin liraya gelmiştir. Hayır, yani bunun üzerine takılacak dürbün en az 20.000, 25.000 bandında. Değil mi? Tabii. Arkadaşlar işte zevkin sonu yok, hobinin sonu yok. İnsanlar gerçekten hobileri için bazı şeylerden fedakarlık edip ideallerini, zevklerini gerçekleştirmek istiyorlar. Gerçekten. Ama bence yani muazzam bir tüfek. Biz Herkules'te de atış yaptık. Bununla da nasip olursa yapacağız. Şu fındık sezonunun geçmesini bekliyoruz. Burada arazimiz o kadar şey değil. Bunda bolt action her atışta her evet. Modeli gibi 660 altı gibi kuruyoruz. Her atışta kurmak gerekiyor. Şöyle bir basıyorum tetiğe. Bas. Çok güçlü ya. Evet. Gerçekten çok güçlü bir tüfek. Bir daha kuruyorum. Ben buradan beri yani şuradan hava çıkarken buradan beri hissettim havanın bu basıncını, geri tepme basıncını. Şu deliklerden buradan da veriyor. Allah Allah. Allah. Evet. Buradan bu delikler şey gerçek yani süs olarak koymuşlar bunu. Evet. Oradan geldi hava demek ki. Arkadaşlar şu namlu giydirme kısmından şuradan bir hava tahliyesi var. Zaten bu sökülüyor burada. Evet. Bunun sebebi tüfek şahlanmasın diye diyeceğim. Havalı tüfek şahlanmaz normal ateşli tüfekler gibi. Daha isabet oranını artırmak için evet. Belki de uzun menzilli olduğu için. Uzun menzilli olduğu için kompansatör yapmışlar. Kompansatör deliklerini koymuş olabilirler. Regülatörlü aynı zamanda. 300 bar basıncı arkadaşlar istediğiniz bara çevirip sabit barda atış yapabiliyorsunuz. Bunun olsun. Şu tabanca kabzesi iki model. Müthiş. Bir bu ahşap atış kabzesi. Ahşabı müthiş. Ahşap kabzesi. Tam hele uyumlu ergonomik. Bir de bunun plastik olanı var. Evet. Bunun bir de plastik olanı var. Ahşabı gerçekten çok müthiş. Fiyatını da söylemiştin zaten. 43 bin mi dedin Ramazan? 43.500 lira güncel fiyatı. Nakit alımlarda iskontomuz var tabii ki. Evet. Videonun sonuna arkadaşlar. Bay iletişimini koyuyorum her zaman olduğu gibi. Çatalbaşav.com'dan da mağazadaki ürünleri inceleyebilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz oradan. Evet Ramazan bu havalı tüfekleri alımı ateşli silahlar gibi değil bildiğim kadarıyla. Evet. Yani gelip sorunsuz bir şekilde aynı anda temin edilebiliyor. Tabii havalı tüfeklerde aynı anda 18 yaş sınırı var. 18 yaşını doldurmuş her birey havalı tüfeği temin edebilir. Bizim bayinin kesmiş olduğu fatura ve yol nakil belgesi tüfeğin yani havalı tüfeğin, havalı nişan tüfeği bunlar. Havalı nişan tüfeğin ruhsatı olarak geçerlidir. Yani kimlikleriyle gelmeleri yeterli. Tabii. Ya da kimlik bilgilerini sana göndermeleri yeterli. Tabii. Kargo yapıyoruz Türkiye'nin her yerine kargom var zaten. Türkiye'nin her yerine kargomuz var. Bu da Hudson'ın en long
en güçlü, en güzel tüfeklerinden bir tanesi. Evet, Osmaniye'ye tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Diliyoruz. Ata hocam. Buradan tüm dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Tekrardan kanal izleyicilerimize, videoyu seyredenlere. Arkadaşlar, balık avından hoşlanan arkadaşlar da diğer bir YouTube kanalım arkadaşlar. Balık Rotam kanalım. Unutmayın, YouTube Balık Rotam. Bu kanalıma da abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel balık avlarım var. İzleyin. Güzel sürprizler var orada da gerçekten. Az rastlanan güzel balıklar tutuyoruz. Oradan bakabilirsiniz meraklılar. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Saygılar arkadaşlar.